efendim, İsrail sokakları bir kez daha karıştı. On binlerce İsrailli rehinelerin geri dönmesi ve Gazze'de ateşkes imzalanması için gösteri düzenledi. Ülkenin en büyük sendikası da genel greve gitti. Gazze Şeridi'nin güneyinde ikisi kadın, altı rehinenin cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte İsrail'de protestolar yeniden hız kazandı. Yüz binlerce işçiyi temsil eden ülkenin en büyük sendikası, hükümet üzerinde baskıyı arttırmak için genel greve gitti. Sendika lideri Arnon Bar-David, anlaşma her şeyden daha önemli ancak biz bir anlaşma yerine ceset torbası alıyoruz dedi. İsrail Ekonomi Bakanı Smotrich de greve giden işçileri tehdit etti. Sendika tarafından çağrısı yapılan greve katılan hiç kimseye ödeme yapılmaması için hazineye talimat verildiği açıklandı. Ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi rehinelerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaptı. Başkent Tel Aviv'deki gösteriyle polis müdahale etti. Demir bariyerlerin arkasında konuşlanan İsrail polisi göstericilerin geçişini engellemeye çalıştı. Taraflar arasında birçok noktada arbede yaşandı. Polis bariyerlerini farklı noktalardan ilerleyerek aşan göstericiler kentin ana arteri Ayalon otoyolunun çift yönlü trafiğe kapattı. Göstericiler otoyolda birçok noktada ateş yaktı. Birden fazla kez havai fişek patlattı. İsrail polisi atlı birlikler ve ses bombasıyla göstericilere müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 15 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu Refah kentindeki bir tünelde 6 İsrailli rehinenin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Hamas 6 esirin İsrail bombardımanı sonucu yaşamını kaybettiğini duyurmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.